Merhaba yemekhane izleyenleri, hayırlı Ramazanlar. Bugün size iftar sofralarınıza layık leziz bir pizza yapacağız. Malzemelerimizi sayıyoruz. Öncelikle bir kase mantarımız var. Burada yaklaşık 7-8 adet orta boy mantar var. Yine bir kase mısır. Biz mısırı çok sevdiğimiz için biraz fazla kullanacağız. Yine bir kase dilimlenmiş sucuk. Yine bir kase sosisimiz var. Tabi bunlar isteğe göre, siz daha fazla da koyabilirsiniz, az da kullanabilirsiniz ama bu ölçüler yeterli oluyor. Yine biraz fazla şekilde bir büyük kasede kaşarımız var. Hamurun nasıl yapıldığını da anlatmak istiyorum size. Hamur için malzemeler de 5 su bardağı un, 1 paket maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı da ılık su ile beraber hamurunuzu hazırlayıp yaklaşık 1 saatte dinlenmeye bırakıyorsunuz ve bu şekilde mayalanmış oluyor. Şimdi hemen pizzamızın yapımına geçiyoruz. Ayrıca hemen unutmadan sosu için de rendelenmiş domates kullanacağız. Hazır domates sosu. Yine fesleğenimiz var. Susam, kekik ve biraz da çörek otu kullanacağız. Şöyle. Sosu burada hazırlayıp hamurun üzerine süreceğiz ve malzemelerimizi yerleştirmeye başlayacağız. Evet, önce hamurumuzun havasını alarak işleme başlıyoruz. Evet, şimdi iki tepsi için iki ayrı yumak yaptık. Şimdi bunları güzelce açacağız ve tepsimize yerleştireceğiz. Evet, hamurumuzu biraz da tepsinin içinden açtık. Şimdi kabarmaması için üzerine delikler açıyoruz. Her yerine olabildiğince çatalı batıralım ve delikler atalım. Evet, şimdi pizzamızın sosunu hazırlıyoruz. Üzerine süreceğimiz sosunu. Şimdi bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyduk. 4 yemek kaşığı domates rendesi koyuyoruz. Sos için. Sos fazla diye düşünmeyin. Diğer tepsimiz de var. İki tepsimiz olduğu için. Önce şöyle bir karıştırıyoruz. Malzemelerimizi ekliyoruz. Önce fesleğen, sonra kekik, susam ve çörek otunu koyduk. Ve sosumuzu karıştırıyoruz. Gerçekten efsane bir sos oldu. Sosumuz hazır. Şimdi sosumuzu şöyle hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Şöyle indirelim her yerine. Güzelce soslayalım. İyice edelim. Şimdi malzemelerimizi üzerine yerleştireceğiz. Mantarımızı jülyen şekilde doğruyoruz. İnce ince doğrayalım. Güzel pişsin. İnce ince diliyoruz. Evet, önce kaşarlarımızı yerleştiriyoruz. En alta kaşarları getiriyoruz.
Her dilime bir iki tane gelecek şekilde ayarlayabiliriz. Evet, mantarımızı da yerleştirdik. Şimdi mısırımızı ekleyebiliriz. Şu anda bir tepsimiz hazır. Bol malzemeli ev yapımı pizza. Ramazan'da iftar sofralarına layık, leziz bir lezzet. Farkıyla yemekhane kanalından geliyor. 40 dakikalık bir pişirme süresi var. Kontrol ederek 40 dakika pişirerek dilimleyebilirsiniz. Sıcak sıcak dilimlerseniz daha iyi olacaktır. Evet, ev yapımı muhteşem pizzamız hazır. Şimdi pizzamızı dilimliyoruz. Özellikle sıcakken dilimlemeniz gerekiyor. Şu anda Sivas'ta da iftar saati oldu. İftar sofralarına layık pizzamızı şöyle dilimliyoruz. Evet, pizzanın inceliğini görüyorsunuz. Gerçekten enfes olmuş. Kokusu da çok güzel. Şimdiden afiyet olsun. Hayırlı iftarlar.